Evet, navbar kısmından devam ediyoruz. Kaldığımız yerden eğitimimize. Şimdi navbar bizim çok kullanacağımız bir şey olacak. Menüleri yaparken kullanacağız bunu. Tabii ben hepsini böyle tek tek irdelemeyeceğim. Buradan siz kendiniz bir kere mantığını gösterdikten sonra zaten size yarayan olanları alabilirsiniz. Burada en gelişmişi zaten şu. Şunu anladığımızda hepsini hemen hemen çözebiliriz. Menünün içinde olabilecek her şeyi burada yapabiliyorsunuz zaten. Birkaç tane farklı işte fixed'la static kısmı falan var. Onları hemen değinebiliriz. Şimdi bunu bir kopyalayacağım ben. Şuradan alıyorum. Örneğin aynısını. Şuraya kadar alıyorum. Now yazıyor zaten. Now etiketiyle. HTML5 etiketiyle. Bunu da save istiyorum. Now bar diye kaydediyorum. Now's ile now bar birbirine yakın ama aynısı değil. Bu now bar hazır. Komple bir bütün. Buradaki alanı seçtim. Şuradaki alanı seçiyorum. Evet, şu row'u da sileceğim. Şuradaki paragrafı da sileyim. Ve bunun içine yapıştırdım. Şimdi navbarı kopyaladım ve tarayıcıda bakıyorum. Bakın sitemizin hemen hemen ortaya çıktı. Şimdi bunun daha uzun olduğunu düşünürsek. Şimdi buradaki hemen alanları göstereyim. İlk etapta şu brand yazan yer oradaki alan. Buraya mesela logonun olduğu alan gelebilir. Firma ismi gelebilir. Buraya firma ismi gelebilir diyelim. Logo diyelim ya da. Bakalım hemen oraya. Bakın gördüğünüz üzere ben burayı uzun yazdığım halde burası hemen kendini sıkıştırdı, buraya ekledi. Buraya uzun da bir isim yazabilirsiniz yani. Firma ismi gelebilir, logo gelebilirdik. Hatta oraya biz logo gelebilir diyelim. Büyük harflerle logo gelecek diyelim ya da. Logo gelecek. Evet. Bu da link 1, link 2 diyor. Şimdi mesela şurada bakın. Nerede? Toggle Navigation diyor. Şu Toggle Navigation kısmı şöyle göstereyim size. Bunu küçültüyorum. Bakın küçülttüğümde şurası bak. Toggle Navigation dediği şuradaki alan. Eğer ben orayı silersem bakın şurada buton şuradaki ikon bar yazan yer. Ben burayı silersem ya da yoruma dönüştüreyim sizin için. Görün diye yapıyorum. Sildim. Mobile geçtiğimizde oranın gözükmemesi gerekiyor. Bakın. Orada gözükecek bir alan kalmadı. Orası bizim kullandığımız alan. Şimdi bunu ben tekrar seçeceğim. Seçtikten sonra şuradaki ikona basıyorum ve siliyor. Şimdi logo gelecek dedik. Burada drop down menü var bir tane. Bakın drop down yazıyor. Bu drop down menü bakın UL'nin içindeki olan yerler. Ben bu UL'yi silersem buradan bu şekilde sildim ve class drop down şuradaki li'yi de siliyorum. Ve bize link 1, link 2. Bu link 2'leri isterseniz buradan kopyalayabilirsiniz. Link 3, link 4, link 5. 2, 3, 4, 5. Burası 2. Burası da 1'di zaten. Şimdi arama alanı yap. Arama alanı var mı? Form alanını siliyorum. Arama ile bir işimiz yok. Tamam. Şimdi bakalım bir nasıl oldu. Şurayı sildik. Buradaki menüyü sildik. Yanına yeni menüler ekledik. Geldim bakın link 2, link 3, link 4. Tıklıyorum. Burada da bakın bir alan var. Bunları buradan isterseniz kaldırabilirsiniz. Veya o search alanını şuradan form neredeydi? Form alanı şurada. Form alıyorum. Nerede bizim alanımız? Şu linkin içine kopyalayacağım bakayım ben. Ya da şöyle yapalım. Bir li daha oluşturalım. Li diyorum. Bakalım o formu oraya ekleyince nasıl bir görüntü elde edeceğiz. Doğru bir şey olacak mı? Bakın burada bile
bir arama alanı yapabiliyorsunuz. Yani dediğim gibi istediğiniz yerde istediğiniz şeyi kullanabiliyorsunuz. Yeter ki sizin işte hayal gücünüze bağlı bunlar. Şimdi bu kadar yeterli. Burada şunu göstereyim size. Burada ne diyor mesela, bakın Inverted Now var diyor. Inverted'de ne varmış? Renkleri ters çeviriyor. Yani Now var, Inverse dediğinizde mesela rengi, tabii genelde biz bunu kullanmayız ama Now var. Default diyor. Şunu Inverse dediğimizde, en baştaki çünkü. Bakın renkleri ters çevirdi. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Yani size kalmış nasıl, belki de böyle bir tasarım olacak. Hemen hızlıca bu renkle yapabilirsiniz bunu. Size kalmış. Bir de ne vardı orada? Fixed Top diyor. Fixed Top'ta da Now var, Fixed Top. Şunu yapıyoruz. İçerik uzun olsa bile orası her daim yukarıda kalacak. Container. Şöyle div class diyorum. Şuraya ekledim. Şuraya mesela içerik ekleyeceğiz. Nereden ekleyelim? Şuradan. Mesela şunu ekleyeceğim. Buradaki yazıyı seçiyorum. Kopyaladım. Bir, iki, üç, dört. Geldim. Bakın burada ufak bir sıkıntı çıktı. Bunu herhalde şeyin içine koymadığımız için. Nav'ın hemen altına bunu yaptığım için. Belki buraya bir satır koymamız gerekecekti. Div class row diyorum. Ve etiketimi sonlandırdım. Evet, burası hiçbir şekilde düzelmedi. Ama şunu öğrenmiş olduk. Buradaki Now bar fixed dediğimizde, evet bakın burada zaten kendisi de yazıyor. Gerekli diyor bakın. Body'ye padding top 70 eklememiz gerekiyormuş. Onu da şuradan custom CSS'ten şöyle yapabiliriz. Padding top 70 piksel dediğimizde bakalım nasıl bir görüntü oluşacak. Evet. Gayet başarılı. Yani hatta 70 fazla gelmiş olabilir diyebilirsiniz. Buradan ayarlayabiliyorsun. Bakın fixed bu. Fixed bottom diyor. Bunu aşağıya ekleyecek zannedersem. Bakalım. Hemen onu yapalım. Tekrar search code'a geldim. Now var fixed top. Now var fixed bottom diyorum. Ekledim. Bakın alt tarafa ekledi bunu. Bir de statik top diyor. Buna hemen bakalım. Kopyaladım. Kaydettim. Açtım tarayıcıyı. Evet, muhtemelen bu uzaması lazım içeriğin herhalde onu görmemiz için. Şöyle yapalım. Şeyin uzaması için bu alandan biraz daha kopyalayacağım. 1, 2, 3. Kaydettim. Burası buraya bağlı oldu. Inverted zaten yapmıştık. Şu anda herhalde yaptık hepsini. Atladığımız kaldı mı bilmiyorum. Varsa da buradan tekrar siz bakıp yaparsınız. Şu bırak kurumsu da anlatayım. Bu çok basit bir şey zaten. Bunun ne olduğunu biliyoruz herhalde. Bilmiyorsak hemen kısaca tarif edeyim. Bu yine Google SEO için önemli bir şey aslında. Sitelerimizde kullanıcıya nerede olduğunu gösterdiği bir şey. Buraya mesela ana sayfada kategorilerin gittikçe bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Mesela bu OL'yi alıyorum. Neredeydi? Mesela row. Row'dan hemen önce şuraya bir row daha atarım isterseniz. Div class row diyelim. Ve bunun içine onu yerleştiriyorum. Geldim.
Bakın şu şekilde nerede olduğumuzu bize gösteriyor. Şurası tabi row ile alakalı. Bunu buradan P0 M0 dedik. Evet, şöyle bakın görüntüyle düzeltmiş olduk. Bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Evet, şimdi nerede kaldık? Breadcrumbs'ta anlattık. Sayfalama kaldı. Label yavaş yavaş ilerliyoruz. Evet, bir sonraki derste kaldığımızdan devam edeceğiz.